Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere önümüzde görmüş olduğunuz Acer Nitron'un 16 serisi cihazlarına Windows kurulumu nasıl yapılır? Arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Güzel bir cihaz, hızlı bir cihaz. Kurulumdan önce bir Windows kurulumu USB'sini mutlaka yapmamız gerekiyor. Açıklama kısmında bu USB nasıl yapılır video linki var. Bilgisayarımızı açıyoruz. F2 tuşuna basıyoruz. Flash'ımızı hazırladık, taktık. Bilgisayarımızı açtık, F2'ye bastık. BIOS ayarları kısmından Main sekmesinde bakın. Şuradaki F12 Boot menü yazan yeri bir Enable yapmamız gerekiyor. Burayı Enable yapmamız gerekiyor. Burayı Enable yaptıktan sonra kıymetli arkadaşlar artık burayı kaydedip çıkacağız. Flash'ımız takılı. Enable'yi yaptık F2 ile gelip BIOS'a kaydedip çıktık. Çıktıktan sonra ilk işimiz bilgisayar başlarken flash'ımız takılı iken hazırladığımız flash F12'ye basmak olsun. Şu anda F12 tuşuna basmaktayız. Karşımıza bu Boot Option menüsü gelecek. Buradan flash'ınızın markası neyse, benimki Toshiba, ben USB HDD'de Toshiba'yı seçeceğim. Sizinki Kingston olabilir, farklı marka olabilir. Onu seçtikten sonra bilgisayarımız USB'den açılır hale geliyor şu anda. Cihazımızda renkli klavye ışıkları şöyle çok hoş bir görüntü oluşturmuş. AMD Ryzen'mış bu cihazımız. GeForce RTX 1 ekran kartına sahip Nitron'un 16 serisi bir oyuncu bilgisayarı. Evet, flash'ımız bakın Windows 11 ekranıyla karşımızda kurulum ekranı geldi. Şimdi yükle diyeceğiz burada. Ardından sözleşmeleri kabul edip diskimizi de biçimlendikten sonra kurulumumuz bitecek kıymetli arkadaşlar. Ne yaptık? USB'yi hazırlamamız lazım. USB nasıl hazırlanır? Bu videonun açıklama kısmında linki var. Taktık. F2 ile enable yaptık F12'yi. Tekrar kaydedip geldik F12 ile flash'ımızı seçip bu kurulum ekranına bu görmüş olduğunuz ayarları bakın. Tek tek yaptıktan sonra formatınız tamamdır. Kolay gelsin arkadaşlar.